Merhaba, ben Gülsün Kara Mustafa, yanımda Sadık Kara Mustafa var. Merhaba. Aslında biz bu akşam bir karar aldık ve aynı ekranı paylaşacağız. Çünkü son zamanlarda bütün hayatımız bu ekranların içinde geçtiği için ve de bir sürü teknik meseleyle bu gibi konuşmaların içinde durmadan yüzleştiğimiz için aslında meseleleri daha az komplike, daha net paylaşma durumunu oluşturmak üzere iki ekran değil tek ekran kullanmaya karar verdik. Ayrıca görselleri de biz böyle büyük çabalarla buradan bağlanacağız ve ekleyeceğiz konuşmamıza diye uğraşmaktansa sevgili arkadaşlarımız SALT'tan Mustafa Hazneci ve Onur Yıldız bize yardımcı olacak ve görsellerimizi oradan göstererek devam edecek. Yani SALT'tan göreceğiz aktarmayla. Umarım bu doğrultuda bir biçimde teknik meseleleri, teknik arızaları üstesinden gelmiş olacağız. Ama ne kadar olacak bilmiyorum. Çünkü son zamanlarda onun sayesinde, onun yüzünden epey zaman kaybediyoruz ve bunu bu sefer yapmak istemiyoruz. Aslında ben şimdi takdimi yapacağım ve ekranı kendime çeviriyorum ve biraz yapmakta olduğumuz çalışma üzerinde bilgi vermek istiyorum. Bu akşamki SALT çalışma grupları ile yaptığımız İllüstrasyon Resmin Düşmanı mı başlıklı buluşmamızın üçüncüsünü yapıyoruz. Ve bu akşam bize Sadık Kara Mustafa katılıyor. Önce bir ilk toplantı yaptık. Bu kapalı bir toplantıydı. Ve burada iki mesele üzerinde yoğunlaşmaya çalıştık. Bizim ilgimizi Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi çekiyordu. Ve onun içinde harikulade illüstrasyonlarıyla Sabiha Bozcalı'nın varlığı ana konularımızdan biriydi. Aslında bu İstanbul Ansiklopedisi'ni ele alırken bunun üzerine bir düşünce çizgisi oluşturmak istiyorduk. Yani herhangi bir şekilde onu çalışmak, onu öğrenmek, onun geçmişini vesaireyi paylaşmaktansa bunun üzerine düşünüp onun üzerine yeni bir yaratıcı oyun, yaratıcı bir iş yapmak üzere yola çıkıyorduk. Ve bütün bu çalışmada onun üzerinde ilerliyor. Bu ilk toplantımızdan sonra, onda epey üzerinde konuştuk. Resim ilişkisi, bir ressamın illüstratör olarak ilişkisinin nasıl olabileceği meselesi. Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopediyi yaparken seçimleri ve bu seçimlerin içinde illüstrasyon ilişkisini tercih etmesi vesaire. Bunların hepsinin tartışmaları yapıldı. Ve onun hemen arkasından araştırmacı arkadaşlarımız Ömer Durmaz ve Nedret İşli, Sabiha Bozcalı üzerine derinleştirilmiş bir tartışma ve bilgilendirme ortamı oluşturdu bizim için ve onu paylaştık. Bugün de Sadık Kara Mustafa ile Babıali'ye kadar uzanacağız ve onun konuşmasını dinleyeceğiz. Aslında hem benim hem de Sadık Kara Mustafa'nın Babıali ilişkileri çok yoğundur. Yani şimdi Babıali yok tabii ama vakti zamanında neredeyse ömrümüzün bir dönemini bu ilişkiler içinde geçirdik. Dergilere, gazetelere, aylık mecmualara ve hatta çocuk okul dergilerine kadar illüstrasyonlar çizdik ve bir anlamda hayatımızı da bununla kazandık. Hatta freelance çalışan hem sanatçı hem de tasarımcı olarak zaman zaman yaz tatillerine gittiğimizde asıl zorluğu çekerdik.
ve yaz tatilinde bulunduğumuz sürece o zamanlar ne teknoloji bize böyle e-mail'le bir şey gönderme ya da bir paylaşım yapabilme şansı veriyor. Postayla yaptığımız çizimleri İstanbul'a gönderirdik ve onlar hemen dergi için hazırlanır ve yayına geçilirdi. Şimdi biraz Sadık Kara Mustafa'yı tanıtmak istiyorum size. Sadık Kara Mustafa aslında bilinen bir kişi ama ben bir onun benim elime verdiği bir biyografisini de okumak istiyorum. Sadık Kara Mustafa kendini grafik tasarımcı ve çizer diye tanımlıyor. 1946 Ordu Yalıköy'de doğdu. 1952 ve 64 yıllarında Perşembe, Ünye ve Bafra'da ilkokulu. Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde ortaokul ve lise eğitimini aldı. 1965'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde grafik okudu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde yüksek lisans, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yine sanatta yeterlik verdi. Eğitim gördüğü kurumda 1989'da eğitim vermeye başladı. 2013'te profesör unvanıyla emekli oldu. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisansüstü programında yarı zamanlı öğretim görevlisi sıfatıyla tipografi dersleri veriyor. 1967'de henüz öğrenciyken yardımcı grafiker olarak çalışmaya başladı. 1978'e kadar reklam ajanslarında, tiyatrolarda ve yayın evlerinde görsel iletişim tasarımı ve illüstrasyon yaptı. 1979-2000 yıllarında serbest tasarımcı olarak çalıştı. 2001'de kızı Ayşe Kara Mustafa ile birlikte Kara Mustafa Tasarımı kurdu. Bu dönemde arkeoloji, mimarlık, sanat, tasarım, fotoğraf ve fuarcılık konulu sergileme projelerine ağırlık verdiler. Halen okuyor, eğitiyor, yazıyor, araştırıyor ve çiziyor. Yeni görsel iletişim teknolojilerine ayak uydurmaya çalışırken kağıdı, kalemi ve fırçayı elinden hiç bırakmıyor. Bugün Sadık Kara Mustafa bizi daha da zenginleştirecek bir konuşma yapacak konumuzla ilgili. Bab-ı Ali'nin ressamları ve Bab-ı Ali'ye konuk olan sanatçılar. Şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Merhaba. Bu programın başlığı illüstrasyon resmin düşmanı mı? Sorusuna hemen cevap vereyim. Hayır, hiçbir ilgisi yok. İllüstrasyon ve resim, benzer plastik bileşenleri ve teknik araçları kullanan iki farklı görsel disiplindir. İllüstrasyon sadece kitap ve dergi resimlemeleri değildir. Yayın, bilim, bilgilendirme, ekonomi, siyaset, interaktif medya, sinema gibi dallarda geniş bir çalışma alanı vardır. Resim eleştirmenleri ve okullardaki hocalar şu yorumu sıkça yaparlar. İllüstratif olmuş. Bu olumsuz bir yargıdır. Kötü bir resim için illüstrasyon gibi olmuş demek illüstrasyona yapılan bir haksızlıktır. Resim veya pentür sanattır. İllüstrasyon tasarımdır. Tasarımcı ve yazar Chris Pullman sanat ve tasarım ilişkilerini şu şekilde açıklıyor. Tasarım sanattan farklı bir şeydir. Ben hep sanatçı olmakla, tasarımcı olmanın insanı farklı hedeflere ve farklı tercihlere yönelten etkinlikler olduğunu düşünmüşümdür. İnsanın başarılı olduğu yer herhangi bir şeyden çok kromozomlarla ilgilidir. Başarılı bir ressam, heykeltıraş ya da performans sanatçısı olan birisi problem çözme konusundaki enerjiyi ve entelektüel doyumu kendi içinden devşiriyordur. Bunun tersine başarılı bir tasarımcının enerjisinin ve entelektüel doyumunun
kaynağı başkalarına ait problemleri çözmekle ilgilidir. Bunları hep biliyorsunuz. Karikatür sanatçısı Semih Balcıoğlu, Memleketimden Karikatür Manzaraları kitabında, Can Yayınları'nda 2003'te yayınlanmış bir anısını anlatıyor. Akademiye yeni girmiştim. Atölye hocam Sabri Fettah Berkel'di. Sınıf arkadaşlarım benim karikatürle uğraştığımı söylemişler hocaya. Karikatürcülük dedikleri de şunun şurasında 3 yıllık bir şey işte. Sabri Bey sabah atölyeye geldi. Herkesin çizdiği deseni acımasızca eleştirdi. Benim sehpamın önüne gelince de. Siz karikatürle uğraşıyor musunuz? Ne güzel. Karikatürlerinizi henüz görmediğim için konuşamam. Ama size bir şey söyleyeyim. Bu okuldan Bağbali'ye çok arkadaş gitti. Biri hariç hiçbiri bu okula yaraşır arkadaş olmadı ne yazık ki. Hele biri var ki en yeteneksizi de o çıktı. Şu zayıf uzun boylu olan. Bunun kim olduğunu ben bilmiyorum. Bu okula yaraşır işler yapan, sanatı daima ön plana alan ve gerçekten bu okuldaki birçok insanın yapamayacağı işleri başarıyla yapan insan münefehimdir. Gerçek bir artist. Senin de onun gibi başarılı olmanı diliyorum. Bu camiaya laf getirme sakın, diyor Sabri Berkel öğrencisi Semih Balcıoğlu'na. İkisini de rahmetle anıyoruz. Babali ressamları ve Babali'nin konuk sanatçıları başlıklı sunumumda kitap kapağı tasarımı ve kitap illüstrasyonu alanının ürün veren tasarımcılarını konuşacağız. Birinci grupta mesleği basın ve yayın ressamlığı olan ve hep bu işi yapan tasarımcı ve illüstratörler var. İkinci grupta ise farklı uzmanlık alanlarında olup da zaman zaman Babali için kapak ve illüstrasyon üretenler var. Yayın alanında çalışan, illüstrasyon yapan, dergi ve kitap kapağı, röportaj, makale, tefrika, hikaye resimleyen, yazı başlığı tasarlayan sanatkarlara genel olarak ressam, yaptıkları işe resim, aldıkları paraya da ressamiye denirdi eskiden. Onlar ekmeklerini bu işle kazanırlardı. Pek çoğu çıraklıktan yetişir, bir kısmı resim eğitiminin ardından Babali'ye intisap ederlerdi. Kimisi Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki eğitimleri sırasında işe başlar, okulu yarıda bırakırlardı. Münifehim, Güllü Sururi, ya özür dilerim, Sururi Gümen, Firuz Aşkın gibi ressamlığı ömür boyu sürdürenlerin yanı sıra akademideki eğitimleri süresince Babali'de ressam olarak çalıştıktan sonra başka sanat alanlarına geçenler de vardı. Akademi hocaları Babali'de çalışan öğrencilere iyi gözle bakmazlardı. Bu konuşmada Babali ressamlığını biraz irdeledikten sonra daha ziyade başka bir kesimi de konuşacağız. Zaman zaman kitap ve dergilerde kapak tasarlayan, illüstrasyon yapan konuk sanatçılar diye adlandırdığım kişiler. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı, Abidin Dino, Sabri Berkel, Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, İvi Stangali, Balaban, Hakkı Anlı, Yalçın Emiroğlu gibi başka disiplinlerden tanıdığımız ressamların, şair ve yazarların, mimarların yayın dünyasındaki üretimlerinden söz edeceğiz. Onları Babali'nin konuk sanatçıları olarak niteliyorum. Bana bu akşam ayrılan süre içinde konunun tümünü anlatmam mümkün değil. Çünkü çok uzun ve geniş bir konu. Neredeyse bir sömestrilik ders konusu. Belli örnekler seçtim. Onlar üzerinde konuşacağız. 1965'te Güzel Sanatlar öğrencisi olarak Sultanahmet'teki öğrenci yurdumdan yürüyerek Babali yokuşundan Eminönü'ne iner, yine yürüyerek Fındıklı'ya devam ederdim. Bazen de troleybüsle giderdim. Ankara Caddesi ve Büyük Postane çevresindeki kitapçıları, kırtasiyecileri, matbaaları seyrederdim yürürken. Bunlardan biri Semih Lütfi Kitabevi'ydi. 1980'li yıllara geldiğimizde
bu yılların başında tasarım ofisimin bulunduğu Ankara Caddesi Güncerhan'dan çıkıp aşağı doğru inerken sol taraftaki dükkanlardan birinin camında bir ilan gözüme çarptı. Tasfiye nedeniyle öğrencilere ve öğretmenlere bedava kitap. Hemen ilgilendim. Burası Semih Lütfi Kitabevi'ydi. İçeri girdim, kendimi tanıttım. Öğrenci olmadığım halde bana kitaplar, cilde girmemiş kitap kapakları ve birkaç da kapak klişesi verdiler. Büyük bir memnuniyetle onları aldım. Ondan sonra kitap kapakları biriktirmeye başladım. Tabii kitap kapakları biriktirmek ne? Kitabı da beraberinde biriktirmek demek. Yani kitabın kapağını yırtıp atıp kapağını saklamıyoruz sadece. Onu ayrıca belirtmek isterim. Bundan sonra Mustafa Hazneci arkadaşım bana yardım edecek ve ilk resmi koyuyoruz. Semih Lütfi kitaplarının çoğunun kitap kapaklarını Münif Fehim yapmıştır. Onun hakkında birkaç söz söyleyelim Münif Fehim hakkında. Ondan sonra da resimler üzerinde konuşmaya başlayalım. Bu gördüğünüz Semih Lütfi Kitabevi'nin ucuz romanlar serisi başlığı adı altında çıkan dizisinin 6 tane yerli yazarların romanları. Münif Fehim 1900 yılında İstanbul'da doğdu. 1983 yılında öldü. Tam bir İstanbullu. Babası Türk tiyatrosunun ilk aktör ve yönetmenlerinden Ahmet Fehim Efendi'dir. Dedesi ayrıca hattattır. Kendisi de sanata yönelmiş, Güzel Sanatlar Akademisi'ni, yani o zamanın Sanayi Nefise Mektebi'ne gitmiş, resim eğitimi görmüş, sonra da babavalide çalışmaya başlamıştır. Münif Fehim çok gönlü bir sanatçıdır. Çok fotoğrafa meraklıdır, sinemaya meraklıdır, tiyatroya meraklıdır. Tiyatro dekorları yapar, sinema afişleri yapar, fotoğraf çeker. Hatta kendisinin verdiği bir röportajda şöyle demektedir. Ben bir projeye başladığım zaman gittiğim yerlere not defteri taşımam, fotoğraf makinesi götürürüm. Fotoğrafını çeker, onun üzerine fotoğraftan çalışırım. Binlerce iş yapmıştır, on binlerce diyebiliriz. Tefrika resimleriyle başlayan, sonra kapaklarla devam eden süreç içinde edebiyat için olağanüstü çok ürün vermiştir ve olağanüstü kalitede ürün vermiştir. Tefrika, hemen söyleyeyim, eskiden romanlar basılmadan önce gazete ve dergilerde tefrika edilirdi. Yani parça parça yayınlanır. Bittikten sonra yayın evine gider, roman olarak yayınlanırdı. Burada gördüğünüz 6 tane romanın birçoğu da o şekilde. Münif Fehim 7 Gün dergisinin ve başka yayınların tefrika illüstratörlüğünü yapmıştır. Yayın evlerinde de, çok çeşitli yayın evlerinde kitap kapakları yapmıştır. Özelliği şudur, burada Sabri Berkel'e hak vermek lazım. Tam bir tasarımcı gibi davranır. Tasarımcı gibi üretir Münif Fehim. Tasarımcı gibi üretmek ne demek? Belli bir üsluba bağlı kalmadan. Çünkü başkası için çalışıyorsunuz, başka ürünler, başka kurumlar için üretim yapıyorsunuz, tasarlıyorsunuz, onların mesajını iletiyorsunuz. Dolayısıyla bir tek üsluba takılıp kalmamıştır. Şu gördüğünüz ucuz romanlar serisinde, ki bunlar benim annemin okuduğu romanlardır. Babamı uyuttuktan sonra gece yarılarını sabahlara kadar okuduğunu bilirim. Son derece ayrıntılı kapakları vardır ve kitabın içinden bazı sahneleri alır ve resimler kapakta Münif Fehim. Şimdi izninizle çok kısa olarak şu orta üstteki günah gönülleri
Naci Sadullah'ın bir romanı. Kapakla şeyin kapakla metnin ilişkisini sergilemesi açısından kısa bir bölüm okuyorum. Türbeden hızlı adımlarla sirkeciye indim. Kar lapa yapa ile yağıyordu. Fakat belki de içkinin verdiği hararetle ben ayazı ve soğuğu duymuyordum. Yalnız ağzımda bir çöl kuruluğu ve midemde bir çöl kavrukluğu vardı. Benim kadar kıdemli bir akşamcı o anda şifayı ancak işkembe çorbası kasesinden başka bir şey de bulamazdı. Dipteki dükkanın yeşil boyalı kapısını ittim ve sobanın az uzağındaki mermeri yağlı masaya oturdum. Gördüğünüz gibi, bilmiyorum onu büyütme imkanı var mı? Çok teknik zorluk yaratmazsa hiç sorun değil. Burada anlatıyor zaten. Gece işinin biteceği saati bekleyen iki genç Arnavut garson ta dipteki masada karşılıklı esniyorlar, gözlerine saldıran uykuyu yenmeye çalışıyorlardı. İçlerinden birisi çorba içmek istediğimi isteğimi giderebilecek kadar aşikar bir isteksizlikle yerinden doğruldu ve angaryaya konulmuş bir esir edasıyla ısmarladığımı getirdi. Kaseyi boşaltmama bir iki kaşık kalmışken dükkanın kapısı açıldı. Girenlerin vaziyetleri tecessüs uyandırabilecek kadar garipti. İkisinde de birbirine karşı ısınamadıkları, alışmadıkları halde beraber bulunmaya mecbur kalmış iki insan soğukluğu, uzaklığı sesiliyordu. İkisinin hallerinden de çok lüks bir salona girmiş iki acemi dışarılıklı yabancılığı, şaşkınlığı vardı. Boş masalara, çok kalabalık bir vapurda oturacak yer bulmaya çalışan iki yolcu tereddüdüyle gözden geçirdiler. Yaşlısı önümdeki masayı göstererek ilerledi. Şöyle oturalım. Öteki medyumların uyuttuğu bir insan itaatiyle ve sessizce onu takip etti. Yaşlı kadın buruşuk, kösele rengi suratlı, kalın bir pudra perdesiyle örtülüydü yüzü diye devam ediyor. Ve aynen burada yazdığı gibi bu gelenek aslında tefrika resimlerinden başlıyor. Tefrika resimlerinde de resimleri yaparlar, resmin altına metinden bir cümle eklerlerdi. Neredeyse burada da tersi yapılıyor. Burada gördüğünüz öteki kitaplarda da aynı detaycılığı görüyorsunuz. Ve o ucuz romanlar için özel olarak kullandığı üslubu görmekteyiz. Dil azizliği olarak da altıncı son sol alttaki münevver kelimesini aslında iki tane veya olması gerekirken birleşmiş, çünkü bu yazılar da elle yazılıyordu, birleşmiş ve neredeyse munivia filan gibi bir İngilizce terim olmuş. Bu birinci grup göstereceğim şeyler. Mustafa Bey'den rica ediyorum. İkinci kareye geçelim. İkinci kareye geçtiğimizde orada bir başka üslubu görüyoruz. Tipografik üslup görüyoruz. Yani beklersiniz ki bunlar Refik Halid'in külliyatı, Semih Lütfi Kitabevi'nden yayınlanan, insan aynı üslubun, aynı resim üslubunun devam edeceğini düşünür. Hayır, böyle yapmamış tasarımcı. Bunun için bir tipografik tarz yaratmış. Zeminde aynı klişe, burada biraz ekonomik özen de var. Çünkü yeniden klişe yaptırmak zorunda değil. Bulduğu, kullandığı klişeyi farklı renklerle kullanıp bu aşağı yukarı 20 serilik Refik Halit'in bütün kitaplarını içeren bir dizidir. Burada 6 tanesi var. Ve sadece tipografik üslup kullanarak bir külliyatın kapaklarını yapmış ki herkes baktığı zaman renklerden öncelikle kitabı ayırt etsin. Ondan sonra bunun ismini okusun ve farklı kitaplar, okumadığı kitap olduğunu görsün. Devam ediyoruz.
Yeni bir resme geçiyoruz. İki tane resim, iki farklı tasarımcıyı karşılaştırmaya çalışıyorum. Birincisi İftihar Kitabı 1939-40 Mazhar Apa'nın yapıtı. Milli Eğitim Bakanlığı Vekaleti o zamanki ismiyle şey yapmış. Fakat aynı unsurların da kullanıldığı talebeye muaşeret dersleri diye, yani görgü dersleri diye bir kitabın kapağını da Münif Fehim yapmış. Münif Fehim, şöyle söyleyeyim, yaptığı resimlerde tipler yok, karakterler vardır. Bu iki deyimi Murat Belge'den duymuştum bir edebiyat sohbetinde. O Türk edebiyatında karakterler çok fazla değildir, çok azdır. Tipler vardır, yani belli tipler vardır. Onlara belli görevler verilir, sanki işte oyuncular gibi. O görevleri icra ederler ve aşağı yukarı hep aynıdır. Bunları biraz ileride başka illüstrasyonların, 1950 kuşağının işlerinde de bu tiplemeleri göreceğiz. Muaşeret derslerine baktığımızda burada iki öğrenci var. Bu iki öğrencinin karşısında bilmediğimiz bir yerde, bir masanın arkasında biri oturuyor. Yüzlerinde bir utanç, sıkılganlık mı desem, bir endişe mi desem, büyük bir ihtimalle iki tane genç insanı koydu ya da bir tanesini koydu. Birisini erkek kılığında, birisini kadın kılığında, onlara rollerini verip böyle bir yüz istiyorum sizden dedi. Fotoğrafını çekti ve bundan resim yaptı. Ve karşıda biri var. Onu görmüyoruz ama bu iki çocuk onunla, o görmediğimiz insanlardan çekiniyorlar. Şimdi kitaba baktığımda hemen ön sözünde şunu okuyorum. Muaşeret cemiyetlerde gizli hükmeden öyle bir kuvvettir ki kanunların üstüne çıkan fertleri bile, ahlak vasıflarından uzak mücrimleri bile esareti altında bulundurur. Hürriyeti baskısız kayıt altına alan muaşerettir. Muaşeretin her millette belirtileri başkadır. Bazen iki millete bir hareket birbirine taban tabana zıt görünebilir diyor. Ve muaşeretin temelinde korku vardır diye devam ediyor. Şimdi burada gerçek karakterleri görüyoruz. Oysa Mazhar Apa da iyi bir tasarımcı. Önce klişeci olarak başlamış, klişe ressamı olarak başlamış. Aşağı yukarı Münif Fehim'le yaşıt. Burada bir belli cumhuriyet tipolojisi görüyoruz. Bilir misiniz, belki dedelerinizin, anneannelerinizin resimleri vardır. Kız çocukları ve erkek çocukları ortaokuldan itibaren askeri şapka gibi şapkalar takmaya başlarlardı. Bir mecburiyetti şapka takmak ve bu rölyef ve heykelsi yapı bir cumhuriyet ideolojisinin idealize ettiği gençlerin görmek istedikleri, iftihar etmek istedikleri yapı, yüz, böyle bir yüz. İki tasarımcı arasında birinde tipler var, ötekinde karakterler var diye düşünüyorum. Belki siz başka bir şey düşünebilirsiniz. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Devam ediyoruz. Münif Fehim, dediğim gibi, binlerce ve binlerce resimleme ve kitap kapakları yapmıştır. Sinema, fener afişleri yapmıştır. Başka şeyler de yapmıştır ama sonuna kadar Babı Ali Yayın Evlerine hizmet vermiştir. Bir de kendi yaptığı kitaplar vardır. Bunların boyutları aşağı yukarı
A4'ten daha büyük boyutta bağımsız olarak, kitap olarak yapılan kitaplardır. Eski Şiir Bahçeleri de Münif Fehim'in hem editörlüğünü hem de yaptığı ve resimlediği bir kitaptır. Şimdi değiştirirsek içinde ne var onları göreceğiz. Evet, burada ilk bakışta minyatür zannedilebilecek ama katiyen minyatür yapısında olmayan, çünkü Münif Fehim'in işlerinde her zaman bir derinlik vardır. Bu derinliği bütün şeylerde görüyoruz. Önce bir şey seçiyor, şiir seçiyor. Şiirden iki tane dize seçiyor. Bu şiirin altındaki dize de "O gül endam bir al şale bürünsün de yürüsün, ucu gönlüm gibi arınca sürünsün yürüsün." Edebiyat kitaplarında olan bir kitaptır. Lise edebiyat kitaplarında olan bir şiirdir. Şairi de Vasıf-ı Enderuni, yani Enderunlu Vasıf. Enfes şeylerdir. Hepsini gösteremiyorum maalesef. Vaktimiz buna yetmiyor. İlerideki okulda verdiğim şey derslerde, çevrim içi derslerde bu konuya tekrar döneceğim ve ayrıntılı olarak göstereceğim. O zaman belki isteyen bunları izleyebilir. Devam ediyoruz. Değiştiriyoruz. Evet, Dünden Hatıralar, yine Münif Fehim'in başa alalım, Ercüment Ekrem'le birlikte yaptıkları bir kitap. Ercüment Ekrem yazar, Münif Fehim çizer ve yaptıkları bir tür İstanbul anlatır burada. İstanbul'da çeşitli adetler, çeşitli etkinlikler ile ilgili resimler yapar ve bu resimlerinden oluşan bir kitaptır bu. İlk göreceğimiz, bundan sonraki açıyoruz sayfalarını, görücü hadisesi. Bir karikatürcü yanı da vardır, mizahçı yanı üstadın. Daha önce, yeni yazıya geçmeden önce, Ay Dede isimli bir dergide karikatürler ve illüstrasyonlar çizmiştir. Burada da bir tür komik unsurları ön plana çıkaran bir tarz kullanmıştır. İki tane görüncü hanım gelmişler. Küçük hanım iskemlede oturuyor, kahvelerini ikram etmiş. Onu gözlüyorlar devamlı, oğlumuza uygun mudur diye. Hanımefendi, evin sahibi, onların başında gayet şirin görünmeye çalışıyor. Arkada Paşa Dede'nin resimleri var. Ayrıntıya dikkat edin. İki tane lamba görüyoruz. Fanuslu bir saat. Yani bir misafir odasında, bir hali vakti yerinde İstanbullunun misafir odasında görebileceğiniz her şey bu resimde var. Münif Fehim'in resminde. Kızımız utangaçtır, hiç onlara bakmaz, ufka bakar ve sonucu bekler. Devam ediyoruz. Bir ikinci resmimiz daha var mı bilmiyorum. Yok, yokmuş. Taçlı Fahişeler de bir tarih kitabı. Şimdi tabii bu isimleri yayıncının kitabı sattırmak için yayıncının koyduğunu zannediyorum. Yoksa Taçlı Fahişeler başlığı Münif Fehim'in kendisinin koyacağı bir başlık değildir. Ercüment Ekrem de bunu istemezdi. Ama yayıncının koyduğunu zannediyorum. Bilmiyorum. Belki de atıyorum kafadan kim koydu diye. Bu da tarihte bildiğimiz Kleopatra, Lükres, Borgia, İşte efendim benzeri, Kraliçe Zoe gibi
kadın karakterlerinin, güçlü kadın karakterlerinin anlatıldığı bir kitap. Resimlerini Münifehim yapıyor, metinlerini de tarihçi İstanbul Ansiklopedisi'nin de yazarı ve yayıncısı Reşat Ekrem Koç'u yapıyor. Evet, değiştirebiliriz. Şimdi dedim ya, farklı konularda hemen üslup değişiyor. Bu da iki tane kitap. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye bir yandan İtalyanların, yani faşist İtalya'nın, bir yandan da Sovyet yönetiminin baskısı altında. Boğazlar konusunda Stalin'in bazı emelleri var. Yunanistan ve Anadolu konusunda İtalya'nın, İtalyan faşistlerinin yıkıp geçip işte buraları İtalya'ya katacağız gibi şeyleri var. Böyle bir ortamda yapılan Faruk Gürtunca isimli, o zamanların bir şekilde ultra milliyetçisi bir yazarın kitabından yaptığı, yazarın metninden yaptığı resimler var içinde. Ama çok vaktimiz olmadığı için gösteremiyoruz. O resimlerde de başka bir üslup kullanıyor Münifehim. Devam ediyoruz. Bir başka dosyaya geçiyoruz. Bu dosyada göreceğimiz işler yine İapulus, Münifehim'in döneminde. Bu Babali'ye de zaman zaman çalışan profesyonel tasarımcılar. Bunlardan en çok bildiğimiz İapulus'idir. İapulus'i Babali'ye zaten Babali'de bu bağlılıkla Babali'de çalışmış, yani atölyelerinde orada bulunan iki tane insan vardır. Birincisi Münifehim'dir, ikincisi bayrağı ondan devralan ve yine binlerce kitap kapağı yapmış olan Sait Maden'dir. Ama bu konuşmada Sait Maden için vaktimiz olmuyor. Daha ileri bir zamanlarda Sait Maden'i zaten Ömer Durmaz'ın danışmanlığı yaptığı bir arkadaşının da, şimdi ismini hatırlamıyorum, kusura bakmasın, Şık Derviş isimli bir belgesel yapılmıştı Sait Maden için. Bunlar şimdi gördüğümüz İapulusi'nin yaptığı kitap kapakları, okuma kitabı. Bu alfabe değişikliğinden sonra çok bu tür kitaplar yayınlandı. Solfej diye bir müzik ders kitabı. Yusuf Ziya Ortaç'ın hatıraları, Bizim Yokuş, Akbaba dergisinin editörü ve sahibi. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın isimli kitabı ve şeyden önce yapılmış, alfabe reformundan önce yapılmış Resimli Ay Yayın Evi'nin Çocuk Ansiklopedisi'nin iki kapağı. Bunlar Münifehim'le aynı dönemde ürün vermiş İapulusi'nin işleri. İapulusi devlete çok çalışmıştır. Devletle arası çok iyidir. Tekel'in işlerini yapar, bazı devlet kuruluşlarının işleri, özel sektöre de çalışır, basın ilanları yapar. Ayrı bir konu olarak işlenmesi gereken konudur. İapulusi, bugün çok fazla vaktimiz yok. Devam edelim lütfen Mustafa Bey. Burada 30'a yakın kitap var. 1928 Kasım ayında ani bir hükümet kararıyla alfabe değişikliğine gidildi. Arap alfabesi kökenli alfabeden Latin, yeni Türk harfleri dediğimiz Latin kökenli alfabeye geçtik.
Bu 1929'dan 30'a kadar yayınlanmış kitaplar. Bir kısmı ders kitabı, bir kısmı işte self-help kitapları var. Genellikle bilgi verici kitaplar, romanlar fazla değil. Bunların içinde dil kitapları var. Ama genel havası böyle. Tipografinin çok ağırlıkta olduğu, çeşitli tasarımcılar tarafından bir kısmının ismi bilinmiyor, isimsiz olarak yapılıyor. Genel havası o 30'lu yılların genel kitap atmosferi böyle, kitap kafa atmosferi böyle. Devam ediyoruz. Yine bir o dönemin şeyden daha küçük olan, yaşça daha küçük olan Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1927'de ilk defa tezyini sanatlar dediğimiz tasarım bölümü açıldı. Bunun afiş atölyesinden mezun Ali Suavi daha sonra Sonar soyadını aldı. Ali Suavi'nin yani eğitimli Türkiye'nin kendi okulunda daha önce yurt dışında tasarım okumuş Kenan Temizan, İyapulusi, Sabiha Bozyalı, Namık İsmail, Cevdet Çizer miydi ismi neydi unuttum. Tasarımcılar vardı. İlk defa Güzel Sanatlar Akademisi'nin bugünkü grafik bölümü o zamanlar afiş atölyesinde Ali Suavi'nin yaptığı üç tane Fazıl Hüsnü ki şiir kitabı kapağını görüyoruz. Burada yine o yıllarda yapılıyor, 30'lu yıllarda zannediyorum. Ve yazı hakim. Yani artık iyi yazı eğitim başlıyor. Çünkü eski yazıyı yazanlar, hattatlar bir tür şekilde işlerini kaybediyorlar ama onlar da yeni yazıya adapte olup yine kitap kapaklarına, dergi yazı başlıklarına ürün vermeye devam ediyorlar. Devam edelim, değiştirelim. Şaşırtıcı bir altı broşür. Bir rivayet, bu broşürün metinlerinin Nazım Hikmet tarafından, Nazım Hikmet Bursa hapishanesinde mahkumken belli işleri yapmasına izin veriliyordu. Hayatını kazanmak zorundaydı. Hapishane dışındaki ailesinin geçimini sağlamak zorundaydı. Genç yazar arkadaşları vardı. Onlara yardım etmek zorundaydı. Hiç durmadan bir yandan şiirlerini yazarken bir yandan da böyle dışarıya işler yapıyordu. Orada dokuma tezgahları kurdu hapishanede. Oradaki mahkumlara dokuma öğretti ve bunlar işte satılarak onlara da gelir sağladı. Ve bu broşürlerin kapaklarını da Nazım Hikmet'in yaptığı söylenir. Diyeyim çünkü tam şeyini bulamadım. Bunlar da bana sevgili dostum Nedret İşli'nin armağanı. Müthiş bir cömertlikle bunları bana hediye etmişti. Yani sadece görüntüleri değil, broşürlerin kendileri de bende mevcuttur. Devam ediyoruz. Değiştiriyoruz. Şimdi bu sözünü ettiklerim dışında Bab Ali'de bir başka tür çalışan, yani karakterlerle değil de tiplerle çalışan tasarımcılar var, illüstratörler var. Artık İkinci Dünya Savaşı bitmiş, yeni bir kuşak, tasarımcı, illüstratör kuşağı yetişmiş. Bunların bir kısmı akademi mezunu. Ve Türkiye'ye yayıncılık da giderek gelişiyor. Çeviri romanlar birden piyasaya çıkıyor. Ve baktığımız zaman
çok fazla ayrıntı yok. Mutlaka ya bir kadın var, ya bir kadınla erkek var. En fazla o kadar. Ve buradaki tipler birbirlerine çok benzerler. Başka örnekler de, bir örnek daha vereceğim sonra. Bunlar Suriye Gümen isimli 1920 doğumlu akademi mezunu. Bir süre Bağvali'de çalıştıktan sonra Amerika'ya gidiyor. Orada da çalışıyor. Amerika'da ölüyor. Ve oğlu da Amerika'da babasının işini devam ettiriyor. Bunu da, bu bilgileri Ömer Durmaz'ın İllüstrasyonlar İstanbul'un 100 illüstratör ve grafik tasarımcısı başlıklı kitabından öğreniyoruz. Bu biyografik çalışmalar için Türkiye'deki şu ana kadar yayılan tek kitap. Bulabilirseniz alın. Ben çok faydasını görüyorum. Devam ediyoruz. Bakın, iki ayrı kitap, iki ayrı yazar, Varlık Yayınları'nın tarih romanlar dizisi, aynı üslupta, neredeyse aynı tipler, aynı duruşla, iki ayrı kapak, iki ayrı kitap. Yani o söylediğim tip ve karakter meselesi burada tamamen dergi, sinema dergilerinden, çünkü bu çeviri kitapların birçoğunun filmleri de yapılmış oluyor. Elde belgeler var. Artık bunlara bakılarak yapılıyor. Bunun siyah beyaz tarama ucuyla, çini mürekkebiyle yapılmasının nedeni de o zamanın baskı koşullarında daha iyi göründüğü için. Yoksa Türk, özür dilerim, bir boğazım kurudu, bir su içeyim, kusura bakmayın. Kitap kapaklarında fotoğraf kullanılmazdı. Çok iyi fotoğraf çeken insanlardı, fotoğraf bilen. Münif Fehim fotoğraf sergilerine katılmıştır. Kendisi fotoğraf bas çekmiş ve basmıştır. İyapulüsi kendini model olarak kullanıp birçok işinde o modele bakarak illüstrasyonlar yapmıştır. Bu şekilde gelmiş ve fotoğraf katiyen, bunu sadece bir teknik sorumlulukla açıklamak da mümkün değil. Üzerinde düşünülmesi ve araştırılması gereken bir konu. Mutlaka Ömer Durmaz ve öteki arkada araştırmacı arkadaşlar, Nedret İşli, beni dinliyorlardır ve bu konuda da bu konuya eğileceklerdir diye düşünüyorum. Kendilerini provoke ediyorum. Devam ediyoruz. Galiba bundan sonra da üçüncü dosyaya geçeceğiz. Zaman konusunda nasılız? Evet, fena değil. 10 dakikamız kaldı. Zamanında bitireceğim gibi geliyor. Evet. Söyledik ya, baştan alıntıyı verdik ve üzerinde konuştuk. Bir grup kapak tasarımcısı başka alanlardan gelmiştir. Bunların içinde yazarlar, yayıncılar, mimarlar, ressamlar, heykeltıraşlar ve başka alanlarda bir sürü insan vardır. Bu gördüğünüz kapak, o Semih Balcıoğlu'na nasihat veren Sabri Berkel'in kapağı. Böyle birkaç örnek daha göreceğiz. Güzel Sanatlar Akademisi hocaları ve içerideki resimler tamamen kendi resim anlayışlarını yansıtan, onları, o üslubu kullanan desenler yapıyorlar. Kapakta da öyle. Ve ondan şaşmıyorlar. Yani bu işte Arakonda
şeyinde, kitabında şöyle bir konu ver, ben işte şuraya şöyle bir şey çizeyim demiyor. Tamamen kendi üslubu ve sanat anlayışı neyse onu kapakta ve içeride yansıtıyorlar. Şu anda sadece kapağı görüyoruz. Değiştirelim. Yine hocalardan Nurullah Berk. Aynı şekilde dediğim gibi kendi resimlerinde gördüğümüz bu leke yapılarını hem içeride hem dışarıda görüyoruz. Yani kendilerine sözde söyletmiyorlar. Yani yapmış bu adam falan diye yapmıyorlar. Bunlar Yeditepe yayınlarının kitapları. Devam ediyoruz. Yine bir akademili ressam, aynı zamanda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda dekor tasarımcısı olarak da çalışıyor. Turgut, bir saniye lütfen, dilerim. Şuradan tarafa geçtim de. Evet. Turgut Sayın. Enteresan gelen bana bu kapaklarda bunların broşür olması. Marshall planı diye bir şey vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall planı adı altında Avrupa'ya ve dünya ülkelerine Amerika yardımlar yağmaya başladı. Yani tırnak içinde söylüyorum. Bu bir takım sağlık kitapları. Marshall planı sağlık kitapları yazıyor altında. Tamamen bilgilendirme tasarımına yönelik illüstrasyonlar ve Turgut Zaim tarafından yapılmış son derece zevkli, çekici kapak illüstrasyonları. Devam edelim. İki kadın illüstratörümüz var. Bunlardan birisi Suzan Adil. 1933, 38 ve 44'e ait 3 tane kitabını geçenlerde buldum. Bu kitap Tefeyyüz kitap evinden çıkmış. Müzisyenleri anlatan bir kitap. Portreler var. Son derece yetkin portreler, Suzan Adil'in portreleri. Zannediyorum yaş olarak da şeye yakındır. Bozcaadalı'ya yakındır. 1933'te böyle bir görev aldığına göre olgun olabilecek yaşlarda diyebiliriz. Fakat internette rastladım kimdir diye. Şehmuz Diken'in bir yazısını okudum. Böyle 7 kişi bir yerden bir arabanın içinde trafik kazası geçirmişler ve hepsi hayatını kaybetmiş. Başka da bir şey yok. Suzan Adil ile tanıştırayım sizleri. Ben de yeni tanıştım. Devam edelim. Jack London, Ateş Yakmak kitabı. Resimleyen, hem kapağı yapan hem resimleyen Yves Tangali. Yves Tangali Sakız Adası kökenli İstanbullu bir Rum ailenin kızı. 1920 ya da 21 doğumlu. Güzel Sanatlar Akademisi'nde Bedri Rahmi Atölyesi'nde okuyor. Önce misafir öğrenci olarak giriyor. Sonra öğrenci, asil öğrenci oluyor ve Bedri Rahmi'nin peşini bırakmıyor. Bedri Rahmi'nin profesyonel işlerinde de asistanı olarak çalışıyor. Son derece yetenekli ve yetkin bir ressam. Bundan başka bir şeyin Azra Erhat'ın 1950'lerde 59, 57, 58, 59 ve 61'de İş Bankası yayınlarından yayınlanan Homeros'un İlyada kitabını da resimliyor.
çok yetkin bir tasarımcı, ressam aynı zamanda. Fakat kendi resminden hiçbir taviz vermiyor. Yaptığı illüstrasyonlar kendi resminin kanıtı, kendi üslubunun devamı. Fakat müthiş talihsiz bir hayatı var. 1964 yılında Kıbrıs olayları sırasında Türkiye Yunan pasaportu taşıyan İstanbulluların sınır dışı edilmesine karar veriyor. Ve on binlerce İstanbullu zaten İstanbul dışında da Mubadele'den sonra Bozcaada, İmroz Adası ve İstanbul dışında hiçbir yerde Rum, Anadolu'lu Rum kalmamış. Bu Yunan pasaportu taşıyan ama İstanbul'da yaşayan, İstanbul'da üreten, İstanbul'da üniversitelerde ders veren, üniversite sanatlarını icra eden insanları Yunanistan'a sürüyoruz. Müthiş onurlu bir kadın Ivis Tangali. Bir kere evlenmiyor, sevdiği adamdan bir çocuk yapıyor ve ona musallat olmaya kalkışmadan bir bekar anne olarak kızı Maya'yı büyütüyor. Maya 11 aylıkken kızını kucağına veriyorlar ve Yunanistan'a yolluyorlar. Bilmediği, tanımadığı bir ülkeye. Parası yok, pulu yok, yardım edeni yok. Ve vazgeçiyor orada. Çünkü diyor ki, işte mektuplarında Sulabosis'in ve bir arkadaşımın, sanat tarihçi arkadaşımızın şu anda ismini özür dileyerek aklımda değil, yaptıkları bir ressamı hatırlamak diye bir Yapı Kredi yayınlarından çıkan bir kitapta hayatını okuyabilirsiniz ve mektupları da gerçekten Türk sanat tarihinin en önemli belgelerinden mektupları var. Bir de öğrenciyken ve öğrenciliğinden sonra Bedri Rahmi'nin onlara öğrencilerini mecbur tuttuğu hoca dedi ki defterleri var. Hocalarının bütün dediklerini, eleştirilerini oraya kaydetmek, yazmak zorundalar. Böylece Ivi Stangali hiç kimsesiz, hiç bilmediği bir şehre gidiyor. Son derece mutsuz. Hiçbir şekilde orada bir sanat ortamı yok. Küçük bir yer Atina. Kimseyi tanımıyor. İstiyor ki asıl işim olan diye şey yaptı, kitap resimleme işine devam edeyim diyor. Fakat bu sefer kurduğu bir ilişki Yunan cuntasının 1970'teki, 73'teki Yunan cuntasının gelişiyle o da gerçekleşmiyor. Ve mutsuz bir şekilde işte 1999'da, 98 veya 99'da hayatını kaybediyor. Türkiye sanatı ve dünya sanatı için gerçekten çok önemli bir kayıp Ivi Stangali. Evet, galiba bu sondu diye hatırlıyorum. Pardon. Asıl son keşiflerimden birine gelelim. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun Andaval Palas kitabı, resimleyen Zeki Faik İzer. Ayşegül İzer'e söz vermiştim bunu göstereceğim diye, beni dinliyorsa sözümü tutuyorum. Bu kapağı kitabın iki de sayfa resmini koyacağım. Hemen değiştirip resimlere geçebiliriz. Olağanüstü 15-16 tane Zeki Faik ürünü ve Zeki Faik üslubunda resim var içinde. Çok kıymetli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Değiştirelim. Evet, bu Andaval Niğde'nin bir köyü. İşte Andavallı lafı da böyle çok biraz hakaretamiz bir laftır. Halbuki Andaval öyle bir yer değildir.
Andaval Palas da oradaki müşterilerin işte kimi delidir, kimi züppedir, kimi bilmem nedir bir takım karakterleri resimlemiştir ve çok başarılı bir şekilde neredeyse bir tiyatro dekoru gibi, tiyatro atmosferi gibi otel atmosferini resimlemiştir Zeki Faik. Değiştirebilirsek öyle bir resmini de göreceğiz. Evet. Ve tamamen Zeki Faik üslubunda siyah beyaz resimler bunlar. Ve bu bir piyes. Türkiye'de çok az bulunuyor artık. Tiyatro kitabı pek yayınlanmıyor. Eskiden yayınlanırdı. Ve bununla birlikte Gülsün Kara Mustafa'yı tekrar bir yere davet ediyoruz. Son bir sözüm var. Bir tane daha var mı? Bir tane daha var. Öyle mi? Pardon. Evet. Ben... Bedri Rahmi var. Bedri Rahmi var. Hocam kusura bakma. Var tabii tabii başka var. Pardon. Ama bir zamanımız doluyor. Bu şey, hemen bu şeyi yapayım. Şair ve ressam ve çok iyi bir ressam ve çok iyi bir şair olan Metin Eloğlu'nun kitap kapakları. Hemen bunu söyleyip bundan sonrasına geçmiş olalım. En son. Evet, en son Bedri Rahmi'yi görüyoruz. Evet. Bedri Rahmi'nin Başaran kitabı var. Hemen 30 saniye bir süre daha alayım. Bugün 8 Nisan, çok sevgili dostumuz ve hocamız, benim hocam olmadı, çok sevgili arkadaşım, Yurdu Er Altıntaş'ın doğum günü. Kendisiyle bağlantı kuralım dedik ama orada çekmiyormuş. Onun için bağlantı kuramıyoruz. 2020'de kaybettik kendisini. Onun için Yurdu Er Altıntaş'a kadeh kaldırmak istiyorum. Eğer lütfedip Mustafa Bey benim resmimi görürse siz de lütfen Yurdu Er Hoca için kadeh kaldırın, öneriyorum. Evet. Kaldırma. Beni gösterecek şimdi herhalde, değil mi? Yok, görünüyorsun sen. Görünüyor muyum ben? Sen. Öyle mi? Ben görünüyormuşum. Peki. İyi ki doğdun Yurdu Er. Seni çok sevdik, çok seviyoruz. İyi ki doğdun Yurdu Er. Tamam. Evet. Tamam, burada bitiriyoruz. Ben çekiliyorum. Yok, hayır, zaten yani galiba teknik olarak da işte hata yapmadan bitirdik bunu. Çok teşekkür ederiz dinleyenlere. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bundan sonra kapalı yayına giriyoruz. Gülsün Kara Mustafa öğrencileriyle devam derse edeceğiz. Devam edeceğiz.